kalp ve damar hastalıkları nelerdir diyelim? Kalp çarpıntısı ve özellikle kalp ağrısı, kalp krizinin belirtisi midir ya da bulgusu mudur? Sizden gelen soruların cevabını almış olalım. Evet. Öncelikle çarpıntıyla başlamak gerekirse, evet. Çarpıntı toplumda çok sık görülen bir şikayet. Çoğunlukla altında bir hastalık yatmaksızın çeşitli faktörlere bağlı. Bu kişinin psikolojik durumuyla ilgili olabilir, stres durumuyla ilgili olabilir. Evet. Bunun yanında kalp problemi olmaksızın başka sistemlerdeki şikayetlere bağlı, hastalıklara bağlı da çarpıntı olabilir. Hep söylediğimiz, örnek verdiğimiz bir sebep kansızlıktır mesela. Kansızlık toplumda sık görülen bir hastalık ve bunun sonucu olarak da çarpıntı doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Beraberinde tiroid hormon bozuklukları yine çarpıntının sıkça rastlanan bir sebebidir. Haliyle gebelik yine gebelik sürecinde çok sık rastladığımız şikayetlerden birisi yine çarpıntıdır. Bunun dışında gerçek anlamda bir kalp problemi olarak düşündüğümüzde de taşikardi dediğimiz genel başlığı ile taşikardi diyoruz tabii. Bunun birçok çeşidi var, birçok türü var. Bunların bir kısmı 20'li yaşlardan sonra ortaya çıkar. Çocuk yaşlarda ortaya çıkan tipleri de var. Veya bir kalp krizini takiben ortaya çıkabilen daha ölümcül, daha hayati bir takım çarpıntı türleri var. Bunların tedavileri elbette değişiyor. Bizim özetle söylemek gerekirse masum çarpıntı diye sınıflayacağımız hastalarda hastaların şikayeti çok belirginse şayet bir takım ilaçlarla bu hastaların çarpıntısını azaltma yönünde bir yol seçiyoruz. Ama hastalara her şeyden önce bunun ciddi bir hastalık olmadığını vurguluyoruz. Vurgulamak çok önemli çünkü hastalarımız hasta olmadıkları kanaatine ulaşırlarsa bunun kendilerine zarar vermeyecek bir türde ritim bozukluğu veya çarpıntı olduğunu düşündüklerinde bu çarpıntıların sıklığı da ciddi oranda azalıyor. Dolayısıyla biz burada biraz da hastalara telkin yoluyla korkmalarını engellemek ve bu hastalığın sıklığını azaltmayı amaçlıyoruz. Hasta bunun önemli bir şey olduğunu düşünürse ilk çarpıntı vurusundan itibaren vücutta adrenalin deşarjı dediğimiz adrenalin hormonunda ani bir artış ki bu artış hastalıktan değil hastanın korkusundan kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla çarpıntı bir kısır döngü şeklinde hafif bir başlamış olan bir çarpıntı çok daha şiddetli hastayı belki acile götürebilecek kadar şiddetli bir çarpıntıya yol açabiliyor. Dolayısıyla masum çarpıntılarda bizim yaptığımız iş büyük oranda hastaları hasta mevcut durumları konusunda bilgilendirmek, bunun korkutucu, hayatı tehdit edici, endişe verici bir hadise olmaması gerektiğini hastalara anlatmak. Bu tedavinin belki %90'ını oluşturuyor böyle hastalarda. Gerçek ritim bozukluklarında ise az önce söylediğim gibi bunların bir kısmını yine ilaçla tedavi ediyoruz. Bir kısmını elektrofizyolojik çalışma dediğimiz bir metotla kasıktan girmek suretiyle yapacağımız bir çalışmayla öncelikle lokalizasyonunu, yerini, odağını belirliyoruz. Arkasından da bunlara bir ablasyon dediğimiz yakma işlemi yaparak kalıcı bir çözüm sunabiliyoruz hastalarımıza. Bunun dışında da ölümcül diye ifade ettiğim az önce özellikle kalp krizi geçirmiş olan hastalarda görülen, kalbi zayıflamış hastalarda görülen türden ritim bozukluğunda ise gerçekten gerçekleşmesi halinde hastanın şuurunu kaybetmesi, devamında da kalbinin durmasıyla sonuçlanabilen hayati bir ritim bozukluğudur. Bunlarda da genellikle ilaçlarla birlikte şok pili diye ifade edebileceğimiz, ICD diye bizim ifade ettiğimiz pil türünü takmak suretiyle hastayı güvenceye alabiliyoruz.